arada mutfakla ilgili e-postalar alıyorum. İşte nasıl düzenliyorsun Refika içindeki eşyalar? Aslında baktığınızda hani çok büyük bir mutfağımız yok. Ama bütün eşyaları güzelce böyle her şeyi yerli yerine yerleştirince çok etkin ve verimli kullanılabiliyor. Onun için ben de böyle küçük bir mutfak turu yapmak istedim. Önce çekmecelerimden başlamak istiyorum. Benim için olmazsa olmazlar var. Bunlardan ilki ocak altındaki çekmece. Bu çekmecede benim metal kaşıklarım, spatulalarım, çırpıcım ve maşalarım var. Onun haricinde işte vazgeçilmez rende, silikon spatulalarım var. Tencerede hiç ziyan olmaması için. Bir de şimşir kaşıklar. Bunlar böyle bu şekilde sırayla duruyor. Hiç bölme kullanmıyorum ki rahat rahat bol bol içine malzeme koyabileyim çekmecenin. Onun altında tavalarım var ve tencerelerim var. Hani boy boy. Şey çok önemli geliyor bana, böyle bir şey tam ocakta pişirirken bazen ikinci bir tencereye tavaya buradan hiç hareket etmiyor olmak. O yüzden üstte bakırlarım böyle güzel güzel ışıl ışıl buradalar. Arada böyle müzik yapmak istiyorsak müzik de yapıyoruz. Altta da böyle içi seramik olan ve paslanmaz çeliklerim var. Burada. İkincisi benim tabii hani en olmazsa olmaz, hatta bazen bana kızıyorlar hani o kadar fazla malzemeli yemekler yapma. Aslında hani o yemeklerdeki malzemelerin çoğu baharat oluyor. Çünkü hani baharat hem çok ufak, çok da hesaplı olan ama yemeğe inanılmaz lezzet katan, ayrıca bir taraftan da sağlıklı bir şey. Dolayısıyla baharatlarımın elimin altında olması için burada böyle 3 tane çekmecem var. Bu 3 çekmecede 7, 6 kereydi 42, 42 tane farklı baharatı hemen elimin altında bulabiliyorum. Bunun iyi tarafı da hani en çok kullandıklarım işte orta tarafta. Daha az kullandığım maya, kabartma tozu gibi diğer şeyler de altta oluyorlar. Bu şekilde organize ettim ve inanılmaz rahat. Onun haricinde tabii ki hani çatal bıçaklık, olmazsa olmaz çekmecesi. Ben buna işte folyo kağıtlar, buzdolabı poşetleri, onları da buraya yerleştiriyorum. En altta da benim böyle güzel tutacaklarım, peçetelerim var. Bir de tabii ölçü kapları, saklama kapları, onlar da buradalar. Son olarak da bu iki dolapta bir tarafta kesme tahtaları, altta fırına girecek böyle hem porselen hem metal fırın tepsileri, işte bu karıştırmak için cam kaseler ve buzdolabı kaseleri. Bu şekilde bu arada hani kapaklar falan da böyle gayet masif ahşap, sağlam. Ondan sonra ve şöyle bir güzelliği var aslında. Daha geçen sene hani arada başka dolaplar falan vardı. Hani sağ olsun Arçelik'in teknik servisi geldiler. Hop 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 yeni şeye göre böyle Lego gibi tekrar ayarladılar. Yani hiçbir şey de böylece ziyan olmadı. Onun haricinde yeni tezgahım var. Yeni tezgahım da bu arada hani böyle limon sıkarken, bir şey yaparken aman leke kalacak diye korkmama gerek yok. Böyle pırıl pırıl tertemiz kalabiliyor. Bir de böyle benim gibi mutfakta böyle hızlı hareket ederken arada böyle çekmecelere yandan voleler vurabiliyoruz. Bunların güzelliği bir de vurunca böyle hop diye kendi sessiz sessiz yerine giriyor olması. Bu şekilde de hani çekmecelerimizdeki ne var ne yok mutfak turumuzun sonuna geldik efendim.